Ergün Diler. Aynı klişe. Herkesin gözü kulağı döviz kurlarında. Bu net. Kimi işine geldiği için kimi de fırsat bu fırsat diyerek yüklenme niyetinde. Kimseyi hedef alıp eleştirecek değilim. Çünkü zor bir dönemden geçilmekte. Sadece Türkiye değil, her ülke için sıkıntılar birikmiş durumda. Sorunlarımızı da rasyonel bir şekilde ele almak en doğru yol. Ancak görüyorum ki siyaset bazen irtifa kaybedebiliyor ki bunun kimseye bir faydası yok. Döviz üzerinden bakıldığında bile iki parçalı siyaseti görmek mümkün. Ekollerin yansıması net olarak ortada. Bu nedenle son günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sert bir söylem kullanmakta. Muhalefet olmanın gereğini yaparken işaret ettikleri var. Ben işin bu tarafıyla ilgileniyorum. Diğer tarafı Herkes yazıyor, çiziyor, konuşuyor. Kemal Bey dün yine sertti. Defalarca uyardım kendi vatandaşından dolarla borçlanma dedim. Türkiye vatandaşını Londra'daki bir avuç tefeciye teslim etme dedim. Alın teri karşılığında ödediğimiz vergiyi Londra'daki tefecilere veriyorsun dedim. Dinlemedi. Kemal Bey Londra vurgusunu ilk kez yapmıyordu. Hemen hemen her konuşmasında geldiği yer burasıydı. İyi de neden? Soru bu. Gelin birlikte bakalım. Önce son günlerde manşetlerden inmeyen Soros'a gidelim. Sonra içeri geliriz. Şöhreti dünyanın her yerine ulaşmış Amerikalı finans spekülatörü George Soros sadece Erdoğan'a, Putin'e değil Brexit'e de karşıydı. İngiltere'nin Avrupa'dan ayrılmayı oylayacağı günlerde önemli çıkışlar yapıyordu. Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkış, Brexit sürecine akamete uğratmaya da çalışmış olan Soros AB yanlısı çoğunluk çok geç olmadan uyanıp kendine gelmezse AB tarih sahnesinden silinecek dedi. İnsanlar kurtarmak için bir şey yapmazsa AB'nin sonu 1991'de çöken Sovyetler Birliği gibi olacak diye de ekledi. Soros, durum o kadar karmaşık ki Britanyalıların çoğu olsun bitsin kurtulalım istiyor. Oysa bu gelecek 10 yıllar boyunca ülkenin kaderini belirleyecek bir an olacak sözleriyle Brexit'i durdurmaya çabalıyordu. Bunun için fonda ayırıyor ve Avrupa ile Britanya'nın ayrılığının önüne geçmek istiyordu. 2016 yılı bizim için de önemliydi. İngiltere AB'den ayrılma kararı verirken Türkiye'de 15 Temmuz kalkışmasını yaşıyordu. Birbirinden uzak gibi dursa da iç içe geçmiş olaylardı bunlar. Londra Avrupa'ya veda ederken Türkiye'de Paris Berlin ekseninden hızla uzaklaşıyordu. Bu da haliyle para politikasından dış politikaya oradan da savunmaya kadar her şeyi değiştiriyordu. Sanırım sancı buydu. Soros'un Türkiye'de yapmak istediği şey de Ankara'yı AB'nin yanında tutmak, Londra'ya yaklaşmasını engellemek, mümkünse İngiltere ile Avrupa arasındaki sorunları çözmek birliği korumaktı. Olmadı yapamadı. Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz'dan sonra İngiltere ile yakınlığı sır değildi. Birlikte uçak üretmeye kadar gidecek bir yol açılıyordu. İki devlet her alanda birbirine yakınlaşmaktaydı, doğaldı. İşte bu yakınlaşma Soros'un altını defalarca çizdiği gibi Avrupa'nın Sovyetler gibi dağılmasına yol açabilecek bir hamleydi. Bundan en çok rahatsız olan Avrupa frekanslı muhalefetti. Kemal Bey ile Ahmet Bey'in, Meral Hanım'la Karamollaoğlu Bey'in bu noktada bir ayrışması yoktu. Ali Bey'i de katabiliriz tabi, HDP'yi de. Yani muhalefetin tümü Avrupa'ya yakın siyaset ve işbirliğini isteyen bir organizasyondu. Suç mu? Değil elbette. Ancak bu yakıcı bir konuydu. Avrupa'nın varlığı masadaydı. İngiltere-Türkiye yakınlaşması Avrupa başkentlerini sarsıyordu. Muhalefet buna karşıydı. Kemal Bey'in Londra vurgusu aslında neden Avrupa'yı tercih etmedik tepkisiydi. Kemal Bey bilmeden de olsa Soros'un fikirlerini bir başka yoldan dile getirmekteydi. Muhalefeti o frekanstan şekillendirmekteydi. Olabilir mi? Elbette. 83 milyonun önünde seyreden döviz ve faiz tartışmasının arkasında yatan asıl gerçek Türkiye'nin kimin yanında olacağı seçeneğiydi. Muhalefet Avrupa ile yakınlığın bizim de onların da yararına olacağını savunmaktaydı. Cumhur İttifakı ise Londra ile yürümenin büyük kazanımlar getireceğini görmekteydi. 15 Temmuz'dan sonra başlayan bu keskin ayrılık şimdi iç siyasette döviz faiz üzerinden gitmekteydi. Bu farklılık Kemal Bey'in CHP'sini ordunun karşısında konumlandırmaya kadar götürüyordu. Döviz de faiz de Türkiye'nin nerede kiminle olacağıyla ilgiliydi aslında. Mücadele buydu. Başkan Erdoğan Türkiye'nin eksenini tek başına değiştirebilen bir lider olduğu için hedef oluyordu. İtirazlar bu nedenle yükseliyordu. Ergündiler takvim. Tamer Korkmaz gözlerini kapattılar, vazifelerini yapıyorlar. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, HDP'yi terör örgütü olarak görmüyoruz. HDP'nin PKK ile ilişkisi olduğunu da görmedim dedi. Altay'ın gözlerine katarakt inmiş de ondan böyle konuşuyor değil. HDP'nin PKK terör örgütünün siyasi parti rolünde oynattığı bir parçası olduğunu görmek istemediğine göre kalbi çoktandır kararmış, vicdanı tefessüh etmiş, dahası beynini ipotek ettirmiş olmalıdır. CHP HDPKK'nın stratejik ortağıdır. Terör partisini aklama gayretleri Engin Altay'ın sözleriyle birlikte bir tık daha yukarıya, yani ihanetin zirvesine çıkmış durumdadır. CHP kravatlı terörist Mr. Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması için en başından beri seferber oldu. Engin Altay yahut onun kontrollü genel başkanı Kemal Bey her ağızlarını açtıklarında Demirtaş salı verilsin diyorlar. Şu 8'de 8 ihanet lafları Demirtaş'a aittir. TSK kaybedecek, PKK kazanacak, PKK sizi tükürüyle boğar, Apo'nun heykelini dikeceğiz, Kürdistan'ın yönetim modelini tartışacağız. Demirtaş'ı baş tacı yapan Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP bu ihanet sözlerini de sahipleniyor mu? Gözleri tamamen kapalı. HDP'nin eski eşkenel piyonu Mr. Demirtaş'ın tutuklu olmasının gerekçesi nedir? Hakkındaki iddianamede şöyle deniliyor. Doğrudan kandil katillerinden emir almakta, onların talimatlarını yerine getirmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki faaliyetlerinde tamamen PKK elebaşlarının emirlerine göre hareket etmektedir. PKK'nın kongresinde alan sorumlusu olup yapılandırmada 21. sıradadır. 6-8 Ekim 2014 tarihindeki olayların baş sorumlusudur. CHP yönetimi iş bu kapı gibi gerçekleri yok sayıyor. Mr. Kemal'den Mr. Engin'e kadar alayının gözleri tamamen kapalıdır. Fuller'ın piyonları. Bu kez rejisör koltuğunda Stanley Kubrick değil Graham Fuller oturuyor. 2012'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'siyle BDPKK yani HDPKK'nın öncülü birlikteliğinin temelini atan kaşarlanmış CIA ajanından söz ediyoruz. Mr. Demirtaş 6-8 Ekim 2014'teki PKK kalkışmasının talimatını akıl hocası Graham Fuller'dan almıştı. Bu Fuller, Fethullah'ın da ilk yabancı teknik direktörüdür. Derin misyon. Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getiren güç odağının komprador burjuvazi. Ana muhalefet partisine biçtiği derin misyon, Atatürk'ün kurduğu partiyi dönüştürerek PKK'nın terör partisiyle aynı siyasi bedende buluşturmaktı ve neticede bunu başardılar. Meclisteki tartışma. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken yaşananlar, CHP'nin PKK terörüyle mücadele edilmesinden nedenli rahatsızlık duyduğunu açıkça gösterdi. Anlaşılan o ki, PKK'ya darbe üstüne darbe vurulması, CHP yönetimini çileden çıkarıyor. Ne yaparlar? Şayet CHP'nin lokomotifliğindeki zillet ittifakı iktidara gelirse, PKK terör örgütüyle mücadelenin rafa kaldırılacağını öngörmek hiç de zor değildir. Böylesi bir durumda Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, kardeş partisi HDP'nin tüm hücreleriyle bağlı olduğu PKK ile derin işbirliği safhasına geçecektir. O vakit Türkiye'den son çıkan elektrikleri söndürsün replikli bir felaket tablosuyla karşı karşıya kalacağımız aşikardır. Kimlere umut veriyor? PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'nin elebaşlarından Şahin Cilo Kodadlı teröristin Kemal Kılıçdaroğlu bize umut veriyor demesi boşuna değildir. Sınır ötesi harekat tezkeresine hayır diyerek PKK'dan aferin alan CHP mi? Terör örgütüne, terör partisine ve dahi onların derin patronu Amerika'ya fevkalade umut veriyor. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak